Bağ ne oldu iki? Mevzu bilinmez denklem misali herkes üç maymun kotunda meselenin ekseninde kendisine göre konumlanarak ben bilmez merkez bilir misali duruş var. İlgili ve yetkili her kim ve kimlerse görmedim duymadım bilmiyorum modunda der demez bu modda bulunmaları arsanın satışıyla alakalı rant eksenle kuşku binalarını inşa etmiyor değil yangından mal kaçırmak. Aslında Diyarbakır ahalisi de bizde az çok neyin ne olduğunu, kimin ve kimlerin ne hesaplar içerisinde bulunduğunu şu 30 günlük zaman dilimi içerisinde görüyor ve anlıyoruz. Ortaya çıkan tablo çok şey haykırmıyor değil. Lakin Diyarbakır'da benzer onlarca geçmişte nice peşkeşler yaşandı. Oldu bitti. Yani mevzu hali derin. Neyse biz yine de muhataplar konuşsun diyoruz. Çünkü gaye üzüm yemektir, bacıyı dövmek değil. Önceki yazımda da ifade ettim. Kurumu ve yetkililerini de zan altında bırakmak gibi bir niyetimiz söz konusu değil. Biz işin şeffaflığından yanayız. O nedenle ısrarla muhataplar kamuoyunu aydınlatsın diye sesleniyoruz. Sokak konuşsunlar diyor. Biz de o üç maymun kodundan birileri çıksın diye mevzuyu sıcak tutuyoruz. Bizleri de bilgilendirme zahmetinde cesaretinde bulunsunlar da rahatlayalım. Kamuoyunun merakı giderilir. Şeffaflık hakim olur diyoruz. Bize gelen gayri resmi bilgileri teyitsiz paldır küldür sokak dedikodusuyla aktarmakta istemiyoruz. Biraz daha bekleyeyim. Belki de söz konusu zevat bizim bu hasbi halimizden haberdar değil. Hafta içerisinde yeniden konuşuruz. O zamana kadar umarız haberdar olunur. Birileri de çıkar konuşur. Biz de Diyarbakır ahalisi de işin hakikatine varır aydınlanmış oluruz. Evet, Yenişehir ilçesinde Bağkur'un eski binasının bulunduğu o güzeli arsayı bilmeyen yoktur. Lokasyonu yüksek imarlı bir arsa. Bu arsanın kaça ve kime satıldığı, satış işleminde nasıl bir prosedür uygulandığını sadece öğrenmek istiyoruz. Gayemiz bu önceki gün AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait yazar aradı. Bir önceki yazımı okumuş ki 3 hafta önceki Söz Gazetesi manşetinde yer alan haber üzerine kendisinin olayı araştırdığını söyleyip kendisine özgün süreci Diyarbakır'daki kimi kurumlardaki bürokratik oligarşiliği deşifre edici bir üslupla aktardı. İlgili vali yardımcısıyla görüştüğünü, konunun ne olduğunu sorduğunu, bile bilahare kendisine bilgi aktarıldığını ifade etti. Ancak gelen bilgilendirmede söz konusu bağ kurarsa satışının kurumun genel müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldığı, işlemlerin kendilerince yürüttüğünden dolayı valiliğin dahlinin ve bir inisiyatifinin bu işte bulunmadığını bildirdi. AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak'tan da sorma imkanım oldu. Ocak önceki gün gazeteye gelerek bizleri ziyaret etti. Kentle ilgili olup bir taneleri sohbet ederken Bağkur Ersası'nın akıbetinden haberdar mısınız diye sordum. Ne gariptir ki kendileri de milletvekilleri yazın aktardıklarına bilgi aktarımında bulundu. İktidarın iki mensubu bilgi ulaşımında kısır kalıyorsa vay ki vay. Görünen o ki mevcut durum bir hayli çetrefillik arz ediyor ve birileri birilerine yüksek derecede rant temin etmeye çalıştığını açıkça artık ilan etmek gerekir. Şehrin göbeği ki lokasyonu yüksek bir yer buradaki arsalar yapsatçılar tarafından %50 ortaklaşa bina inşa ettiğini düşünürsek yani 20 daire çıkarsa 10 dairesi arsa sahibine 10 dairesi de müteahhite veriliyor ki bugün kente en ucuz daire 2 milyon lira o bölgedeki daireler daha bir yüksek fiyata o kocaman imarlı arsa 4 milyon 750 bin lira civarında satışa sunuluyor. Burada yaz bir serzenişine ilişkin bazı kurumlarda dönen akçeli mevzularla alakalı da bilgi aktarımında bulundu. Siz de bir araştırın diyerek. Biz notumuzu aldık. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da bir hali ses getirici rant çarkını çomak sokacağız gibime geliyor. Narin'in sarı. 18. gündeyiz ama hala 8 yaşındaki Narin Güran kızımızdan haber yok. Amca tutuklandı. Şu an cezaevinde. Bu tutuklama ifade savunma soruşturma sahadaki bilgiler yekün şekilde sırlar alemini ikmal ediyor. Ki şimdi de 12 dakikalık zaman diliminde neler oldu sorusunun yanıtı aranıyor. Ancak dikkatimi çeken şu. Amcanın tutuklanmasından sonra Tavşantepe topyekun şekilde sessizliğe gömülür hale gelmesi oldu. Ne aile konuşuyor ne köy ahalisi ne de ilgili ve yetkili kurumlar konuşmuyor. Herkes suskun. Annenin, babanın ilk günkü ve sonraki günlerdeki konuşma çelişkileri tablo nice kuşkuları ve endişeleri bina ediyor. Ki sessizlikte kim neyi, hangi sırrı saklıyor sorusu kendini ifşa ediyor. Demem o ki ailenin ve mezranın sır saklama sessizliği bölgenin genel kültüründen var olan iç hesaplaşmaya doğru mu gidiyor? Nari'nin ölümü mü diri mi sorusunun ve akıbetinin yanıtı sessizliğin sırrının çözülmesiyle mümkün olacak. Günün sözü kendin olmak başka başkasını özenmek daha bir bambaşka.